Kurtuluşçum, hem senin medya köşene gelelim, hem bu Evet. konudan gir istiyorsan. Evet. Dünya nasıl gördü bunu? Dünya nasıl gördü? Aslında Batı kamuoyunu, Seni alalım evet. şeye, oraya. Sopayı da al istiyorsan. Gerek yok. Gerek yok mu sopaya? Gerek yok. Yani İsrail'in Batı kamuoyunu arkasına almasında bir propaganda makinesi çalıştı. Hamas'ın sivilleri hedef aldığına dair görüntü ve iddialar. Bunlar tümüyle yalan bir propagandadan ibaret de değildi. Hamas'ın mesela çocukları da rehin aldığını gösteren videoları var. Kendileri de yayınladılar. Bunlar Batı kamuoyunda Hamas ve Filistin aleyhine bir propaganda olarak, anti propaganda olarak çalıştı. Bir defa bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Burada tabii silahlar patladığında bugünkü medya köşemizde ilk olarak gerçekler ölür dedik. Sebebi de şu, savaş başladığında bir anda dezenformasyon fırtınası esmeye başlıyor. Yani taraflar psikolojik harp yapmaya başlıyor. Ve bunu İsrail bence çok güzel çalıştırdı. Ve bu İsrail Hamas ya da İsrail-Filistin savaşındaki en büyük yalan, İsrail'in 24 kanalının 40 tane bebeğin başının kesildiğine ilişkin yaydığı ve Amerikan Başkanı Biden'ın bile ben de gördüm inanılmazdı diye sürdürdüğü bir dezenformasyon ve yalandı. Bu da İsrail Devleti'nin resmi hesabı. Bu video bunu veren muhabirin de kendisini tekzip etmesine rağmen hala devlet televizyonunun devlet hesabında bu video durmakta. Bunu sadece İsrail değil CNN de sürdürdü. Birçok dünyanın ünlü televizyonu ve haber kanalı da sürdürdü. Yani medyanın en büyük yalanı olarak ve Batı kamuoyunda Filistinlilere karşı İsrail'in bu sürdürdüğü soykırımı meşrulaştırabilecek bir yalan olarak damgasını vurdu. 40 tane bebeği öldürmüşler. O da çok korkunç bir şekilde başlarını keserek diye verilen 3 bir gündür bu yalanın haberdi. üzerinde tepindiler. 3 Tabii gün. tabii, tabii ya ilk günden bu yana bu yalan. Yani biz burada belki kendi kamuoyumuzda çok fazla görmedik ama Batı kamuoyu buna odaklanmıştı. Çünkü Amerikan Başkanı Biden ben bunu gördüm dedi. Oysa ki bunu görmemişti. Şimdi bunun hikayesi var biraz bu haberin. Sonraki barkoda göreceğiz gelirse. Bir de bu yalanı ilk çürüten Anadolu Haber Ajansı'dır. İsrail ordu sözcüsüne ulaşarak ya bu konuda bir delil var mı diye sordu. İsrail ordu sözcüsü iddianın teyidi yok dedikten sonra yani aslında devlet kendi kendini yalanlamış oldu. Bu muhabirin ismi de işte İ-24 muhabiri Nikol Zedek diye geçiyor. İşte bir görüntü var uzun uzun orada işte 40 tane bebek Yani öldürüldü birisi falan bunu filan. oturup şey yapmış, değil mi? Yalanı Tabii uydurmuşlar ve tabii. Tabii. haberleştirmişler. Bunu ilk bakın Anadolu Ajansı İsrail Ordu Sözcülüğü'ne ulaştı, şey yaptı, ulaştı. Daha sonra bu haberler hepsi Anadolu Ajansı kaynaklı haberlerdir. Yalanladılar. Daha sonraki barkoya geçelim. Bunun hikayesi sürüyor. Amerikan başkanı çıktı. Dedi ki ben dedi işte o fotoğrafları gördüm dedi. Beyaz Saray ise başkanı yalanladı. Dedi ki İsrail basınında çıkan haberler bunlar. Yani İsrail basını ne gördü. diyor? İsrail basında diyor ki ben bir askerden duydum bunu diyor. Kendisini yalanladı, Evet. özür diledi. Ben bunu daha dikkatli işte yapmalıydım demeye getirdi. Bu da işte Amerikan Başkanı Biden'ın söylediği ve Amerikan yetkililerin yalanladığı şeyler, haberler. Uluslararası haber ajansları da bunları geçti. Bir sonraki balkoya gelelim. Yine en kritik yalan biliyorsunuz CNN muhabiri bunu televizyonda dedi ki biz işte efendim canlı yayındaydık. Başbakanlıktan bilgi geldi. 40 tane bebeğin başını kesmişler. Sonra özür dilemek zorunda kaldı.
sözlerime daha dikkat etmem gerekiyordu ve özür dilerim dedi CNN muhabiri. Ama bu devam etti. Yani CNN bir defa bunu verdikten sonra, Amerikan Başkanı bir defa bunu verdikten sonra bütün bir Batı kamuoyu İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı bu yalana dayanarak... Yani asıl ölenler orada Filistinliler, fakat algı tamamen tersi. Tamamen bebeklerin tersi. Kafası kesiliyor. Evet, yalan bir algıyı günlerce konuştular Cemil Bey. Utanç verici. Batı medyası adına, Amerikan medyası biliyorsun, adına. Katarlı askerler geldi seçimden önce, işte tıp fakültesine girdi gibi. Biz bunların yalan olduğunu açıkladık. T24 özür diledi ama Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemedi. Tweetini de silmedi. Aynı şey Kurtuluş'un anlattığı ama şey. Ama yani sistem Beyaz aynı. Saray, bakın Beyaz Saray yalanladı. CNN bu yalanı söyledi, sonra kendisi özür diledi, yalanladı. Fakat bunu tabii bizim örneğimiz, önemli olan kamuoyunun algısıdır. Kamuoyunun algısını bu yalanla bir defa perçinlediler. Şu an Batı'da biliyorsunuz gösteri yasağı var. Filistinlilere, Araplara karşı bir tepki var, öfke var. Müslümanlara karşı yayıldı İslamofobi biçiminde. Sebebi bu dezenformasyon, yani bu yalan evet. haber. Devam edelim. Şimdi manşette sahtecilik, şeyler, nazifler de çok iyi bilir. İşte gazetecilik yapanlar bilir. The Times bir haber yapıyor. Diyor ki aynı yalan, bakın. Manşette İsrail'in işte bu öldürülen bebeklerin fotoğrafını yayınladığını söylüyor. Kopartılmış, kafaları kopartılmış evet. gibi böyle. Bunu söylüyor. Fakat fotoğrafına Gazze'li. Burası şifa hastanesi. Gazze'deki şifa hastanesi ve yaralanan Filistinli. Yani bir aslında. Gerçek bir fotoğraf ortaya koyamıyor. Şimdi buna baktığınızda bu başlığa... Yani bu resim İsrailli çocukların değil, Filistinli çocukların. Filistinli çocukların şifa hastanesinde İsrail bombardımanıyla yaralanmış çocukların yani bu çocukları fotoğrafı. Kurtuluş Bey, bu çocukları yaralı bu hale getiren İsrail bakın, aslında. Bakın biz birinci sayfa hazırladık yıllarca evet. gazetelerde. Gazetelerin başlığını, manşetini atıp altına fotoğrafını neyi veriyorsan o demektir. Bir ara Tan gazetesi vardı evet, böyle. Evet. Yani bunu bir manşette sahtecilik, İngilizce Times bunu... Kurtuluş Bey, bunu şimdi gazetecilik dediniz ya, şimdi gazetelerde en çok manşet habere özenilir. İncik cincik edilir. Her şeyi, fotoğrafı, aman bir yanlışlık olmuyor. Çünkü her gün manşet atıyorsunuz değil tabii mi? Tabii her gün manşet atıyoruz ve en çok manşet habere özeniyoruz. Yani bunu yanlışlıkla yapmaları mümkün mü? Yanlışlıkla yapmalı. Bu mümkün değil, kasıtlı manipülasyon, yapıyorlar. Bakın manipülasyon. Kasıtlı. Adına işte sahtecilik, ne derseniz deyin, bu gazetecilik oyunudur. Yani bunu ya hazırlayan editörler, biz bu başlığı attıktan sonra bu çocukları da koyup bu başlığı güçlendiriyoruz diyorlar. Yani öne çıkan başlık ne? İsrail işte İsrailli bebeklerin başlarını, kollarını, kafalarını koparttılar diyor. Bu işte Batı medyasında bu gerçeklerin öldüğü, savaş dezenformasyonunun sürdüğüne dair örneklerden biriydi. Sahtecilikten çok dezenformasyon. Yani orada bir başlık söylüyor da altında, ama bunun mesela küçücük bir yazıyla bunu söylüyor. Bu işte yaralandı çocuklar diyor. Ama algı ne? Bu manşet. Aynen. Evet. Geçelim bir sonrakine. Burada da bu işte 7 Ekim'den sonra sosyal medyada ve internette İsrail merkezli birçok şey yayın gördük, video gördük. Özellikle bu festival alanındaki kaçışan gençlerin şeyi. Şimdi bu fotoğrafların hiçbiri İsrail'deki olayla ilgili değil. Sosyal medyada yayılan, işte Hamas vahşetinden kaçıyorlar başlıklarıyla verilen video ve fotoğraflar. Gerçek olanlar çok az, çok kısıtlı, ama sosyal medyada ve internette haber şeylerinde dolaşan, portallarında fotomontaj dolaşan. Fotomontaj mı? Yok, montaj değil işte, alıp diyor ki bu şey, yani caps yapıyorlar, kadrajlıyorlar. Başka bir bunu resim. Şey yapıyorlar, başka bir resim. Diğer barkoya geçelim. Yine çok tartışıldı. Yani BBC'nin haber dili açısından, yani İsrailliler
öldüğünde öldürülmüş ifadesini kullanıyor BBC. Filistinliler ise öldü diyor. Yani öldürüldü demiyor bakın. Öldü diyor. Yani haberde 500'den fazla kişi öldü diyor Gazze'de. Ama İsrail'dekiler öldürülüyor. Eceliyle mi ölmüş? Öldürüldü. Kalpten falan mı ölmüş? Ya öldü. Nasıl öldü bilinmiyor gibisinden. Bir İsrail katletti diye mi? Özneyi saklıyorlar. Yani haber dili de BBC'nin sözde. Ya BBC de şöyle bir şey. BBC'ye bir şey söylediği zaman ya bu dünya ölçeğinde bir haber kanalı. Siz bir eleştiri getiremezsiniz. Bunlar gazeteciliği çok iyi biliyorlar diye her zaman savunması yapılan bir haber kuruluşu. Bir sonrakine evet. Geçelim. Yine bir biz tabii o görüntüyü getirmiyoruz. İşte Hamas baskınının simge fotoğraflarından biriydi. Bir kadın pikabın arkasında yatıyordu. Bu şöyle servis edildi. Hamas bir genç kızı öldürüp teşhir etti. Soyup teşhir etti, gezdirdi diye. Daha sonra annesi Bild gazetesine şu açıklamayı yaptı. Dedi ki kızım hastaneye götürülmüş, yaralıydı. Şu an tedavisini görüyor, iyileşmek üzere diye. Tabii annesi bu sosyal medyada ve haber... Aslında hastaneye götürülürken... Hastaneye götürülen bir genç bir kızdı. Evet. Bunu ise öldürüldü, teşhir ediliyor, sergileniyor diye yaymışlardı. Evet, bunu PKK haberlerinde çok benzer şeyleri görüyoruz. Çok, biz, evet. Yani çok az gazeteciler, bizim arkadaşlarımız da işte savaş hattındalar. Emine, Ata, daha birçok işte Anadolu'dan bütün kanallardan. Fakat orada görev başında olan 12 gazetecilerden. 12 gazeteci öldü. 12 gazeteci bilgisi var öldürülen. Ama mesela bunun da videosu vardı, biz onu da getirmedik. Burada Reuters'ın muhabiri İslam Abdullah hayatını kaybetti. El Cezire muhabiri yaralanmış durumda. Peki Reuters kıyameti koparmıyor mu muhabiri öldü diye? Ne diyor? Reuters nasıl bir kıyamet kopardı? Durun bakın. Reuters kameranı İslam Abdullah Cuma günü Güney Lübnan'da çalışırken öldürüldü. İslam Güney Lübnan'da canlı video sinyali sağlayan Reuters ekibinin bir parçasıydı. Bu kadar soğuk bir mesaj veriyor yani. Soğuk. Kim öldürdü? Yok, İsrail öldürdü. Kimin saldırısıyla öldürdü? Kimin saldırısıyla öldü? Bunları bakın Reuters bile, kendi muhabirini bile öldüren güce olacak karşı. Olacak işte ya. Savunmaktan Reuters aciz. Aciz. Evet, yani ses edemedi. Yani orada tabii sayı 12 gazetecinin öldürüldüğüne yönelik. Fakat bildiğimiz işte Reuters'ın, El Cezire'nin ağır yaralı yoğun bakımda bakın. Bu gördüğünüz resimdeki kişi yoğun bakımda şu an. Lübnan'da yoğun bakımda. Beyaz Saray ne demiş? Beyaz Saray'ın dediğini de şey yapalım. Gazetecilerin yaptığı iş risklerle doludur ve bugünkü olay da bunun bir hatırlatıcısıdır. Abdurrahman ve Nazif, ne demek ölebilirsiniz istiyor? Ona göre hareket edin. Bunu söylüyor yani. Evet. Ya biz yurt dışında bir FETÖ'cüyü çektik diye ağır cezada yargılanıyoruz. Yani anladın mı? Bir fotoğrafını çekiyoruz. Burada yani gazeteciler öldürülüyor, Müslüman gazeteciler öldürülüyor. Doğaldır diyor, bu şeydir diyor. İşinin yani bir parçası riskli olarak işte yani değerlendiriyor. Ve İsrail üzerindeki korumanın boyutlarını gösteriyor aslında. Bunlar dev uluslararası haber kuruluşları. Bunların muhabirleri öldürülüyor. Patlatılıyor adeta. Ama Müslüman muhabiri bak. Orada öldürülen İslam Abdullah bir Müslüman. Evet. Bir Amerikalı, bir İngiliz. Müslümanların hikayesine geleceğiz. Amerika'da, Avrupa'da görev yapan Müslüman gazetecilerin de hikayesi var. O bir sonraki barkomuza geçersek onları da göreceğiz herhalde. Geliyor. Evet, sen anlatmaya başla, sayfa geliyor. Şimdi tabii herkes diyor ki Amerika işte efendim çok böyle özgürlükler ülkesi falan. Bu arkadaşlar gazeteci arkadaşlar. MSNBC'de görev yapıyorlar. Aslında Hamas'a terörist de diyorlar. Bütün bu Amerikan Batı kamuoyunun kullandığı terminolojiyi de kullanıyorlar. Fakat böyle ya orada bir çoğunluk yani şey söylüyor. Yani orada Gazze'de insanlar falan da demeye küçük bir
sorgulama içerisine girdikleri için şu an görevden alındılar. Yani bakın bunlar Hamas'ı saldırısına terör saldırısı, Hamas'a terör örgütü demelerine rağmen gazeteciler yani televizyoncular buna rağmen görevden alındılar. Ama ne olduğu için yani Müslüman oldukları için aslında şeyleri başlarına gelen bu. Son sayfaya geldik. Evet. Yani tabii biz Türkiye sayfasında yapmıştık da o kadar yetiştirilemediği için belki. Ya Türkiye'de de şöyle bir konu oldu. Sözcü yazarı ya bu meselede nasıl bir tavır takınalım diye bir şey yaptı, yazı yazdı. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs de o kadar bizden değildir. Kimdendir peki? Soralım. Yani biz 500 yıl yönettiğimiz bir coğrafya için söylüyor. Biz Floransa'yı 500 yıl yönetmedik. Şey yani ya. Kudüs'ü 500 yıl yönettik. Bize öyle söylüyor. Şimdi sözcünün muhalefetin aslında ruh hali böyle. Bazıları pek yansıtmıyor ama Uğur Dündar onu bir açıkça yansıttı.